Efendimiz pusuda, ünlüler kadrajda. Yine geldi yaz, kanım kaynıyor. Denizin kıyısında arzı endam eden dört yakışıklı da kim diyor? Ve zoom alıyoruz. O da ne? Biri potaların aslanı İbrahim Kutluay. Bir diğeri de altın saçlı yakışıklı oyuncu Tolga Sarıtaş. İbrahim Kutluay'ın keyfi tıkırında. Sarıtaş da halinden memnun. Gel gelelim, denize girmeye pek niyetleri yok gibi. Beklentilerimiz suya düşüyor. İbrahim Kutluay ve Tolga Sarıtaş kafasını denize sokmadan kumlara ayak basıyor. Baby tonight's like fuego. We about to spend a dinero. We party to the extremo, baby. Aa, yeter bu kadar kum güneş. Biraz da gecelerde gezelim yahu. Yaz aylarında ünlülerin vazgeçilmezi Çeşme'deyiz. Tüm dertlerimize, sıkıntılarımıza Metin Arolat'la dert değil diyelim ve biraz neşelenelim. Herkes hazır, ben susuyorum. Sen yine yürek zaten. Neşemiz ikiye katlanıyor. Sahneye Kanal D'nin sevilen programı Çarkı Feleğin başarılı sunucusu Onur Büyüktopçu geliyor. Konuyu sahnede yaptığı, biz basın mensuplarına da tatlı tatlı laf attığı kilo muhabbetine getiriyoruz. Hayatım boyunca fit ve kaslı bir adam olmadım. Fit görünümünden eser kalmadı. Hayatım boyunca fit bir adam olmadım. Hayatım boyunca kaslı bir adam olmadı. Benim her zaman göbeğim vardı. Yani... Kilo muhabbetleriyle ilgili bir hayli tepkili olduğunu dile getiren başarılı sunucu 65 günlük karantinasında kekler, börekler yapıp yediğini üzerine basa basa söylüyor. Yedim yedim şiştim. Ya karantinadaydım 60-65 gün. Yedim 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 şiştim. Size bunu zaten söylemiştim. Kekler börekler yaptım. Zaten spor yapmayan bir adamım. Hani küçüklüğümden beri bir altyapım yok. Şimdi ben kalkıp da fit olacağım Bodrum'da. Dua etsinler de o iskelede öyle gezmişim yani. Allah'tan çektiler. Böyle bir şeyim olsa ben asla denize de girmem, bir yere de girmem yani. Gece hayatından çıkıyor, Urla'da yeni bir güne uyanıyoruz. O da ne? Kimler buradaymış? Minik Serçe'nin gelin adayı genç oyuncu Alina Boz ve sevgilisi Mithat Can Özer. Minik Serçe'nin gelin adayı sörfe merak sardı. Sörf mü yapmaya geldin? Evet, sörf yaptım, kitesurf yaptım. Ders alıyorum, yeni öğreniyorum daha doğrusu. Su sporları herhalde merak. Evet, evet, çok seviyorum su sporlarını. Daha önce yaptığınız bir şey değildi ama daha önce var mıydı böyle su sporları? Sörf yapıyordum, normal sörf yapıyordum. Öyle işte şimdi böyle buralardayız yani. İlk dersiniz miydi bu? Yok, değildi. 9 saat aldım dersi. Devam edecek mi? Edeceğim tabii, aynen. Aşk 101 dizisindeki başarılı oyunculuğuyla dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncu ikinci sezon çekimlerinin başlayacağını duyuruyor. Sizce çektiğiniz dizi nasıldı yani? Siz, yani geri dönüşler size nasıldı birebir yakın çevrede? Ya çok güzeldi. Herkes çok sevdi. Bir de tabii herkes o sırada evde oturduğu için onlara böyle bir enerji verdi. Hoşlarına gitti herkesin böyle bir gençlik işi izlemek. İçinde de böyle derinliği olan da bir iş aslında. İnsanı anlatan bir tarafı da var işin. O yüzden çok iyi oldu yani. Peki güzel oyuncu pandemi sürecinde neler yaptı dersiniz? Köpeğim vefat etti. O yüzden evet, birazcık üzücü bir dönemdi. Tam o vefat etti. Kendimi toplamaya çalışırken zaten pandemi bitti falan, öyle bir dönem geçirdim yani. Bir kedim İstanbul'da, yan komşu bakıyor, kedimi özledim şu anda. Ya evet, benim hastaydı, böbrek rahatsızlığı vardı, ondan dolayı vefat etti. O yüzden böyle zor bir süreçti benim için, birazcık bunaltıcı oldu yani evde oturmak, onun olduğu yerde hep kalmak falan öyle. Adettendir, sormasak olmaz. İlişki nasıl gidiyor Alina Hanım? Evlilik var mı? Güzel haberleriniz var mı bize işte? Böyle gidiyor, böyle olacak falan, öyle bir planınız var mı ileriye? Yok, öyle bir planlarımız yok tabii, hiçbir şey ya, öyle güzel güzel vakit geçiriyoruz. Birlikte bir şeyler yapıyoruz. Her şey yolunda ya, çok teşekkür. Evet, dediğiniz gibi çok sevmiyoruz biz de bu konuda konuşmayı. Peki, teşekkür ederiz. Sezen Hanım yanına uğrama şansını buldunuz mu? Gittiniz mi Sezen Aksa'ya? Gelmişken gittiniz mi? Buraya mı? Evet. Yok, İzmir'de hayır. İzmir'de yaşıyor ya kendisi. Yok, hayır. Uğrayacak mısınız? Bilmiyorum. Teşekkür ederim, sağ olun.